Sevgili BİK TV izleyenleri, hepinize iyi günler diliyorum. Bugünkü konuğum gerçekten Türkiye'nin en iyi seslendirme sanatçılarından biri. Kırmadı geldi sevgili Gökhan Akçakara. Bayramda hangi ünlü sanatçı nerede sahne aldı? Hepsi az sonra. Ben hayatım eğer varsa bunu dün geceye kadar hiç duymamıştım. İzabel bana hiçbir şey söylemedi. Yani... İçtiğimi bile hatırlamıyorum. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum, biz de iyiyiz. Seni gördük tabii daha mutlu olduk. Biraz tanıyalım seni. Sesini herkes biliyor ama seni herkes tanımıyor. Kendini bize biraz tanıtır mısın? 76 doğumluyum ben. Sakarya doğumluyum. Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum. Sonrasında da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümüne girdim ve mezun oldum. Üniversiteye girdiğim zaman, aynı zamanda bu benim dublaj hayatımın da başladığı zaman oldu. 94-95, nereden baksan 25 seneden fazladır bu mesleği icra ediyorum. Mesleğe nasıl başladın? Sen benim sesim güzel, ben bu işe girmeliyim mi dedin, yoksa biri mi keşfetti seni? Yok, hiç öyle sesim güzel diye girmedim. Zaten o konuya da geliriz. Aslında bu mesleği yapmak için sesinin güzel olması gerekmiyor. Tavır, yorum çok daha önemli. Ben de asla sesim çok güzel, ben bu işi yapayım diye düşünmedim. Nasıl oldu? 17 yaşındaydım. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde işte arkadaşlarımız vardı. O zamanlar hatırlarsın belki, Turnike diye bir program vardı. Güner Ümit'in sunduğu. Evet, ve aynı zamanda da o Kanal 6'ya geçmişti. Star'daki programı da Yıldo devralmıştı. Evet. O ekipte çalışan bir abimiz vardı. Aslan diye bir arkadaşım vardı, onun yakınıydı. Programa katılalım mı Gökhan dedi. Dedim nasıl olacak, 17 yaşındayız. Ya bir şekilde olur, hallederiz dedi ve biz programa katıldık. Çok iyi hatırlıyorum programı çünkü ben Galatasaraylıyım. O gece hangi gece? Manchester United 3, Galatasaray 3. O geceydi. Çünkü çekime girerken de golleri yemiştik, moralim bozuktu biraz. Çıktığımızda da her şey değişmişti. Program uğurlu gelmişti. Çok iyi hatırlıyorum. O programda biz bütün ödülleri kazandık. Ve para ödülü vardı. Para ödülünü de kazandık. Hatta para ödülünü de ben kazandım. 50 lira gibi paraydı. O zamanın iyi parasıydı. Sonra bu parayı böldüm tabii. Öyle konuşmuştuk program öncesinde. Bunu niye anlatıyorum? Bu para başka şeylere vesile oldu. Yani 17 yaşındasın, böyle bir para geldi ve üniversiteye başladın. Part time bir iş yapmam gerekiyor, gelir elde etmem gerekiyor diye düşünürken o zamanlar işte spikerlik kursları gözüme çarptı. Yasemin Kurnal Şimşek spikerlik ve diksiyon kursu vardı. Bu parayı buraya harcadım. Kurslara gittim. Sonrasında bir şey olmadı aslında. Yani pat diye oradan mezun olunca seni kapıda beklemiyorlar. Şimdi de öyle. Şimdi de bir sürü kurslar var. Mezun olur olmaz hemen sektöre giriyorsun ve bir sürü iş yapıyorsun gibi bir durum yok. Orada da öyle olmuştu. Ama orada bir arkadaşım vardı, Gülşen. O beni Power FM'e daha sonrasında tavsiye etti. Power FM yolculuğum başladı. Ondan öncesinde de ben kendi çabamla Kapitol FM'e girdim. Bir gün şöyle oldu. Kursu bitirdik. Hiçbir iş yok. Hayaller, gerçekler çok farklı. Kapitol FM o zamanlar iyi bir radyoydu. Capital değil ama Ankara'daki Kapitol'den bahsediyorum. Kapitol'ün AVM'nin içindeydi. AVM'nin içindeydi. Üçüncü katında, evet, ben hatırlıyorum. Evet. Tuğrul Er Yılmaz'ı belki bilirsin. Evet. Genel yayın yönetmeniydi oranın. Ben tabii bilmiyordum o zaman. Bir gün kafam bozuldu ve yine 17 yaşındayım. Dedim genel yayın yönetmeniniz kimdir dedim. İşte Tuğrul Bey diye gösterdiler. Peki dedim, ben kendisiyle görüşmeye geldim. Aldılar beni içeri, beklettikten sonra bir süre. Tuğrul Bey'e dedim ki ben dedim radyocu olmak istiyorum. Şimdi böyle gelince hoşuna gitti onun ve bana bir şans verdi. Biraz sohbet ettikten sonra. Ama dedi sürekli program yapmak istiyorum diye benim başımı ağrıtma. Buraya takıl dedi. Lafını balla kesti. Tabii, tabii. Şimdi değerli izleyenler, o dönem Beyazıt Öztürk radyocu. Serdar Ortaç radyocu. Daha birçok isim. Değil mi? Tabii, radyocu. Mustafa Sandallar, Power FM'de Meltem Cumbullar. Yani şimdi özellikle gençlere söylüyorum. Şu anda YouTube neyse o zaman da radyo o. Doğru tabii, mu? Tabii tabii. Hatta Tansu Çiller zamanıydı. Siyah Kurdele vardı. Radyomu geri istiyorum.
Evet. Dönemiydi. Çok önemliydi radyo. Evet. Sonra gittin Kapitol FM'e. Zaman içerisinde Tuğrul Bey bana bir program hazırladı. Babamın seçtikleri diye 68 kuşağını anlatan ve ben de onu sanki kendi babamın anıları gibi anlatıyordum. Böyle bir konsept vardı ve bu çok tuttu. Atilla Dorsay'dan sonra program alıyordum. Bu tutunca daha sonrasında bana gece de program verdi. O gece programlarında da işte senin bahsettiğin gibi çok önemliydi o zamanlar radyo. Ve insanlar çok fazla radyo dinliyordu. Evet. Yayına da bağlanıyorlardı. Seninle de konuşuyorlardı. O dönem şöyle bir şey oldu. Dinleyicilerden biri, ya biz senin sesini televizyondan da tanıyoruz. Sen dublaj da yapıyorsun değil mi dediler. Ben ilk defa dublajı o zaman keşfettim diyeyim sana. Yok hayır dedim. Yok biliyoruz canım falan diye ısrar ediyorlar. Sonrasında ben öğrendim yani dublaj nerede yapılıyor? Neden böyle bir ısrar var? Hani kime benzetiyorlar? Ne oluyor diye. Şimdi o dönem şimdi çok fazla dublaj yapan arkadaşımız var. O dönem bu kadar sayı yoktu. Çünkü sadece özel kanallarda Star vardı belki. İşte Kanal 6 vardı. Yani ufak tefek kanallar vardı. Ve çok da stüdyo yoktu. Birkaç stüdyo vardı. Dolayısıyla çok fazla seslendirme sanatçısı da yoktu. TRT vardı. Genç sesler de birbirine çok benzer. Onlar da o zaman Yekta'ya, Yekta Kopan'a ki benim en başarılı bulduğum sanatçılardan biridir. Onun sesine benzetiyorlarmış. Ben de orada aklıma yatmaya başladı. Yani nerede yapılıyor bu dublaj? Ben bu işe bir bakayım, becerebilir miyim diye. Tıpkı radyoya girdiğim gibi bir gün Promay diye bir stüdyo vardı o zaman. Orada yapıldığını öğrendim. Yani iki stüdyo vardı. Biri Promay, biri Senkron. Promay'a gittim. İşte yine aynı şekilde kim müdürünüz dedim. İşte Çetin abi, şu an hala görüşüyoruz. Çok severim Bediye abanın eşi. Onu gösterdiler, yukarıda dediler. Çetin Bey'in odasına girdim. Merhaba dedim, ben dublaj yapmak istiyorum. Tamam dedi. Gel de seni aşağı indireyim dedi. Aşağıda da yine hala görüştüğümüz Taylan abi, Taylan Atlan. Onun yanına götürdü beni. Ama ben çok heyecanlıyım. İçeri bir girdim. İşte Sungun Babacan, Tom Cruise'un sesi o zaman. Bana bir lahmacun diyor. Ah diyorum, Tom Cruise lahmacun söylüyor falan böyle kafanda. Çok güzel. Senaryolar canlanıyor. Şaşırıyorsun çünkü. Çünkü onun farklı replikleri var senin kafanda. Lahmacun söylememeli o ses ama söylüyor. O zaman yaşın kaçtı? 17-18. 17-18 tabii o dönemde Sungun Babacan'la karşılaşma. Tabii. Yani ilk defa görüyorsun. Tıpkı evet. Şu an sen dedin ya senin sesini tanıyorlar ama yüzünü evet. Bilmeyen çok insan var. Bilmezler. Evet. İşte Sungun abi de ben sadece sesiyle tanıyorum o dönem. Evet. Diğer birçok sanatçıyı da. Ve televizyon repliklerinin dışında işte bana iki lahmacun dediğinde Tom Cruise ilginç geliyor sana. Değil mi? O sırada Taylan abinin yanına, Taylan abi de Taylan Atlan'da yönetmen, onun yanına götürdüler. Ben çok heyecanlıyım. Yani acaba sesim güzel mi? İşte şimdiki insanların o yaşadığı kaygıyı yaşıyorum. Beğenecekler mi? Kötü mü sesim, iyi mi sesim diye düşünüyorsun. Halbuki bunun aslında sesin iyi, güzel olmasıyla alakası olmadığını sonra göreceğiz. Görüyorsun. Daha başka meziyetler var işin içinde. Neyse, ben bekliyorum nasıl bir karar verecekler. Tamam dedi Taylan Bey. Yarın gel başla dedi. Nasıl yani dedim ya. Yani mikrofon başında bakmayacak mısınız sesim uygun mu değil mi diye. Aynen şöyle dedi. Hala da ben anlatırım Taylan abiye. Ses tellerin var mı dedi. Var dedim. O zaman dedi gel yarın başla. Vay. Çok iyiymiş. Şimdi bunun niye böyle olduğunu anlatacağım. Evet. Neyse ben bir şekilde yeşil ışığı aldım diye mutluyum. Ertesi gün geldim dublaja başladım diyeyim. Şöyle başladım. Sadece izlemeye başladım. Şimdi bir süreç vardır alaylı olarak bu işe başlayan insanlarda. Dublaj yapan insanları koltukta oturur ve izlersin. Bu aylar sürer. Benim de bu sürecim başladı. Yani ben ertesi gün gidip dublaja başlamadım. Sadece orada bu iş nasıl yapılıyor onu öğrenmeye gayret ettim. Taylan abinin de ses tellerin var mı yarın gel başla esprisinin aslında altında yatan nedeni öğrendim. Şimdi seslendirmede ana karakterleri konuşuyorsun, yan karakterleri konuşuyorsun ve hatta figürasyonları konuşuyorsun ve bunların hepsi bir meziyet gerektiriyor. Ama bir de rabarba denen bir kuru kalabalık sesi vardır. Nedir? Bir parti sahnesi. Orada iki kişi dublaj yapıyordur ama arkada da bir kuru gürültü vardır. O kuru gürültüyü de birilerinin çıkarması gerekir. İlk olarak kuru gürültüyle mi başladı? Evet, yani aslında ses tellerin var mı? Gel başla dediği zaten
Onun için çağırıyor. Yani sen gel de yarın Tom Cruise'u konuş demiyor. Zaten Tom Cruise'u Sungun abi konuş. Evet. Evet. Ya da figürasyon bile vermiyor sana. Yani oradaki onun o esprisinin altında yatan neden? Zaten bir ihtiyaç var bunu yapabilecek. Sen de çok meraklıysan, hevesliysen burada takılırsın. Zaman ne gösterecek görürsün. Şeklinde. Her zaman söylediğim bir söz var. Ne bitirirsen bitir, üniversite, master yap ama çırağı olmadığın işin ustası olamazsın. Tabii, tabii. Senin de o dönem çıraklık tabii. Dönemindi. Aynen öyle. Benim avantajım şuydu. Şimdi bana hep soruyorlar ya biz dublaja başlamak istiyoruz, ne yapmak lazım diye. Benim o dönemki avantajım ben bu hayalle 17-18 yaşında tanıştım. Şimdi 17-18 yaşındaysan belli bir yere bir zaman harcama lüksün vardır. Doğru. Dolayısıyla çünkü uzun bir zaman para kazanamıyorsun bu işten. Hatta ne yazık ki sonrasında da kazanamıyorsun. O da sektörün ayrı bir sıkıntısı. Ama hiç kazanamıyorsun işe başladığında. Dolayısıyla 29-30 yaşında, 25 yaşında böyle bir maceraya girmek lüks ister. Lükstür, kolay değildir. Evet. Ve işte 18-19 yaşında o çömezliği yaşamayla, 30 yaşında o çömezliği yaşamak da kolay değildir. Benim kendi açımdan avantajım, hayat öyle denk geldi. 18 yaşında böyle bir maceraya kavuştum ve ona devam edebilecek şeyim vardı, sabrım vardı. Üniversiteye gidiyordum. Devam zorunluluğu olan derslere giriyordum. Onun dışında bütün hayatım sabah 10, akşam 10 dublaj stüdyosunda geçiyordu. Bilmiyorum hatırlıyor musun ama ilk profesyonel yaptığın işi hatırlıyorum, soracağım. Tabii hatırlıyorum. Heyecan nasıldı? Onu çok... biraz yaşat bize. Fatoş ablanın kaydıydı. Şimdi Taylan Bey, Fatoş abla yan yana yönetmenler çalışıyorlar. Bir de Hakan abi vardı. Fatoş ablanın yanında şey alınıyordu stüdyosunda, Yalan Rüzgarı. İçeride de Enis Fosforoğlu vardı, rahmetli. Hadi dedi, bir sahne var, hadi gir sen söyle dedi bana. Ben çok heyecanlandım tabii. Elim ayağım birbirine girdi. İşte girdim stüdyoya, içeri, Enis Bey oturuyor. Aldım kulaklığı, ekrana bakıyorum, işte elimde tekst, elim titriyor. Alt tarafı garson gelecek. İçiniz geldi efendim diyecek. İç buyurun içkiniz efendim diyecek ve gidecek. Büyük bir heyecanla bunu söyledim tabii. Sonra da çıktım. Aa, dünyalar benim olmuştu. Ve hatta herkese TRT2 veriyordu yanılmıyorsam o zaman Yalan Rüzgarı'nı. Herkese de anlattık işte arkadaşlarıma. Ya işte ben konuştum şu tarihte yayınlanacak ne diyorsun falan. İnanılmaz bir heyecan var tabii herkeste. Sonrasında da hakikaten içkiniz geldi efendim lafını oturup televizyondan izledik ve çok mutlu olduk. Evet. O gün bugündür seslendirmenin içindesin. En keyif aldığın iş hangisiydi? Tabii birçok filmi seslendiriyorsun, tanıtım filmleri, reklam filmleri, birçok dublaj yapıyorsun ama seni bugüne kadar en mutlu eden iş, en keyif aldığın iş hangisiydi? Çok fazla işe giriyoruz, çok fazla dublaj yapıyoruz. Birçok film oluyor, belgesel oluyor, çizgi film oluyor. Birçoğundan da keyif alıyorsun ve unutuyorsun da. Mesela en son seslendirdiğin film diye soruyorlar, inan hatırlamıyorsun. Ya da ya geçen bir film izliyorduk şu platformda, senin sesini duyduk diyor. Bakıyorsun öyle, doğrudur diyorsun ama ve şaşırıyor niye bilmiyorsun diye. İnan çok fazla film oluyor ve kaynıyor gidiyor ama keyif aldığım filmlerden biri Zor Baba ve Dünür'dü. Bu Ben Stiller'ı seslendirmiştim orada. Kırgınlık yok tamam mı? Dost muyuz? Ne var? Ne diyorsun? Aa, dur biraz, bu da ne demek? Ne demek olduğunu biliyorum. Sık sık sık. Aa, tuvalet. Tuvaletin geldi değil mi? Tamam, güzel. Uyardığın için teşekkür ederim. Herkes yapar. Bazen acı verir. Önemli değil. Bırak çıksın. Bırak, evet. Ne yaptın fakir? Hiçbir şey, sanırım tuvaletini yaptı. Hayır, bu tuvalet işareti değil. Bu süt işareti. Tuvalet işareti bu işte. Bozulmuş süt işaretini. Çünkü tamam, bunun tadı biraz geldi. Kötü. Bunun sebebi debinin solmemesinden çıkması demek. O film olarak benim çok hoşuma gittiği için ve o filmde de ana karakterlerden birini konuştuğum için bayağı keyif aldığım işlerden biridir o, Zor Baba ve Dünür. Peki bir filmin dublajı ne kadar zamanda bitiyor? Şöyle, çok eskiden yine o benim dublaj yaptığım, yani dublaja ilk başladığım yıllara dönersek Umatik vardı. O zamanlar şöyle bir durum vardı. Herkes aynı anda kayda girerdi. Dolayısıyla bir film başlar, 3-4 saatte de biterdi. Tulum çıkartıyorlar. Tulum çıkartırdı. Çok doğru bir tabir.
Sonrasında artık teknoloji ilerleyince artık öyle bir durum yok. TRT hala tulum kayıtlar alıyor ama genel anlamda diğer stüdyolar seans usulü çalışıyorlar. Diyelim sen başrol konuşmacısın, filme göre, role göre sana bir saat, bir buçuk saat, belki daha az bir seans yazıyor. Sen giriyorsun, kendi rolünü konuşuyorsun. Senden sonra diğer rol giriyor, diğer rol giriyor. O bütün gün bunun seanslaması bitiyor ve o film alınmış oluyor. Bazen kanala bırakıyorsun. Yani diğer başrol o gün gelemiyor stüdyoya, yarın gelecek. Yarın geldiğinde onun da bölümünü alıyorsun. En son miksaja gidiyor. Yani alınan bütün sesler yukarıda titizlikle dinlenip bir araya getiriliyor. Müzik efektle, emeniyle birleştiriliyor ve kanala hazır hale getiriliyor. Bu bir günde sürebilir. Dediğim gibi sanatçıların seanslama durumlarına göre daha da fazla sürebilir. Ama tulum kayıtlarda 4 saatte filmler biterdi. Çizgi film seslendirdiğini söyledin. Hangi karakteri seslendirmiştin? Vallahi bak diyordun ya hangi karakterden keyif alıyorsun. Mesela Pizza Steve var. Cartoon Network'te yayınlanıyor yanılmıyorsam. Mesela ondan çok keyif alıyorum. Ve Uncle Grandpa'ya söylediğimde diskalifiye edileceksin. Sence Uncle Grandpa neler olduğunun farkında mı? O bir muzla mikrofon arasındaki farkın bile farkında değil. Bayanlar ve baylar! Banana Joe var, Bugs Bunny vardı, Stuart Little vardı. Bir de 98 yılındaki ilk başrol çizgi filmim vardı. O sinema filmiydi. Pixar animasyonun ilk çalışması. A Bug's Life, bir böceğin hayatı. Orada da Felix diye bir karakter vardı başrol. Doğru hatırlıyorum. Onu konuşmuştum. Animasyon hastaları var. Mesela sokakta işte bir şekilde ya da restoranda sohbet ederken "Aa Felix'i konuşmuştunuz siz değil mi?" diyen insanlarla karşılaştığım için buna önem veriyorum. Ben çok şaşırmıştım. Birçok film, birçok reklam filmi, tanıtım filmi, dublaj çalışması ama en çok senin üzerine magazin. Evet. Değil mi? Evet, sorma. Yıllardır magazin programları seslendiriyorsun. Evet. Bir film belki süreç olarak izlendiğinde çabuk unutulabiliyor o ses. Evet. Ama magazinde her hafta sürekli... Ve tek sessin. Filmde bir sürü ses var. Evet. Aynı sesi duyuyor izleyenler. Evet. Şimdi gelelim o bölüme. Gökhan Akçakar'a gitti bir restorana sipariş verecek. Girdiğin zaman sesi duydukları an hemen bir tepki veriyorlardır. Şöyle, kulağı çok iyi olan insanlar direkt söylüyorlar. "Aa abi siz Show TV Magazine seslisiniz değil mi?" diyorlar. Ya da bazısı kalıyor böyle, sesi tanıyorum ama nereden tanıyorumu çıkartamıyor. Bu çok sık oluyor. Farklı yaşadığın bir anı var mı bu sesle ilgili? Hani insanların verdikleri tepkilerle ilgili? İşte dediğim gibi nereden çıkarttığını bilemediği zaman hakikaten kalıyor. Ya da işte direkt nokta atışı olarak söylüyor, siz burayı seslendiriyor, yani şu programın sesisiniz değil mi diye. Ama ne yazık ki sen de bahsettin, Show TV magazin programları var, Pazartesi Sürprizi ve Cumartesi Sürprizi. Üçer saat yayınlanan iki tane program. Haftada işte iki kere onda sesim dönüyor. Ama onun dışında bir sürü film, bir sürü belgesel, bir sürü çizgi film. Hani hep bir klişe vardır ya, ya biz hiç magazin izlemiyoruz, hep belgesel. Tamam da herkes de magazinden tanıyor senin sesini. Değil mi? Yani kimse de şunu söylemiyor. Abi Discovery Channel'da şunu konuşuyordun diyen ben çok görmedim ki. Bir sürü belgesel seslendirmesi yaptık ve yapıyoruz. Evet. Yani aslında magazin sesinden daha çok ben film seslendirmesi yapıyorum. Belgesel sesiyim belki ya da işte animasyon sesisin. Ama daha ziyade hep ön planda o magazin var. Bunun avantajlarını da görüyorsun, dezavantajlarını da görüyorsun. Üzerine yapışıp kaldığı durumlar oluyor. Ya da bundan dolayı ilgi çektiği ve sana başka kapıların açtığı durumlar da olabiliyor. İşte ben ilk magazin seslendirmeye 98 yılında başladım. Elifname vardı ATV'de. O zamanlar işte Yekta Harika Pazarı seslendiriyordu. O beni önermişti oraya. Ve biz onlarla öyle bir yolculuğa başladık. İlk program seslendirmem oydu. Çok uzun yıllar Elifname'yi seslendirdim. Sonrasında program bitti, ömrünü doldurdu. Başka programlar seslendirmeye başladım. Show TV ile de 2007'de yollarımız kesişti.
13 yıl olmuş. 13 yıldır kesintisiz. Yani emekliliğim gelmiş herhalde Show TV'den. bence daha çok yolum var. Kanal katıldı. Kanal el değiştirdi. Şu an Show TV'nin en eski elemanlarından biriyim. Belki de en eskisiyim galiba. Allah sağlıkla, sıhhatle, uzun ömürle bu işi yapmayı nasip etsin. Bütün bunu içtenliğimle söylüyorum. Ve bence şu anda mesleğinin en iyi dönemindesin. Teşekkür ederim. Hem profesyonellik anlamında hem biliyorsun bir takım şeyler yaşla oturuyor. Evet. Hem o anlamda biz bu arada aynı yaştayız sevgili izleyenler. O her ne kadar genç gözükse de sen de biz aynı yaştayız. Sen de öyle gözüküyorsun. En azından saçları artmadım deyip kurtarıyorum ben. Kendini bu işten soyutlamaya çalışma. Asıl bundan sonra yapacak çok işim var. Bir de şeyi sormak istiyorum sana. Tabii biz stüdyolarda neler oluyor bilmiyoruz. Sadece bazen YouTube'dan açıp izliyoruz sizleri nasıl seslendiriyorlar diye ama senden ricam, Türkiye'de seslendirme sektörü nasıl? Hani sorunları, dertleri var mı? Çok. İşte çok. Oraya böyle bu program yetmez. Öyle mi diyorsun? Sadece üstünkörü geçmem gerekir. O zaman başlıca sorunlar neler? Onlardan bir bahsedelim ki belki bunu yetkililer de izleyip belki bu sorunlara... Bunun yetkilisi kim biliyor musun aslında? Bunun yetkilisi halk. Evet. Kendisine verilen ucuz işi reddettiği zaman daha iyisini alabilir. Yani bunun yetkilisi asla bir televizyon kanalı sahibi ya da stüdyo sahibi değil. Çünkü herkes işin doğası gereği kendi bütçesini düşünüyor. Kaliteyi kovalayacak olan halk. Eğer kendisine sunulanı reaksiyon gösterirse o zaman daha iyisini elde eder. Sektörde ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Şimdi bunu tabii genel anlamda söyledin ama. Benim bir ses kast ajansım var. Aynı zamanda seninle de oradan da hani evet. Tanışıyoruz, çok iş evet. Yaptık. yabancıdilses.com. Türkçe çok iyi seslerimiz var. Evet. Ve aynı zamanda da yabancıdilses.com yabancı dillerde çok geniş bir yelpazeye sahip. Türk dizilerini dünya pazarındaki Arapça, İspanyolca, diğer dillerdeki dublajlarını yapıyoruz, dudak senkronlu. Sadece bir voiceover ajansı değiliz. Evet. O yüzden Türkiye'de bu anlamda tek olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Maşallah, Allah nazardan saklasın. Öyle söyleyeceğim sana. Çünkü yaptığın çalışmaları gördükçe seninle gurur duyuyorum. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi bu kast ajansı sayesinde birçok ülkeden bizim mesleğimizi icra eden dostlarım var benim. Almanya'da bizimle aynı işi icra eden kişinin kazancı bizim kazancımızın 10 katı. Şimdi burada şöyle bir gerçek de var. Evet, euro, dolar, TL bazında çok değerli. Ama onun da ötesinde çok ciddi bir fark da var. Türkiye'de ne yazık ki zamanında bu işte televizyon kanalı sahipleri daha ucuza mal etme çabasına girdiler. Ve şu anda geldiğimiz noktada da o güzel güzel sesler, abilerimiz, ablalarımız, bu işi eski yapanlar da dahil ya da şu anki arkadaşlarımız, o çok başarılı insanlar hak ettikleri rakamları alamıyorlar. Bunun sebebi de uzun zamandır ucuza iş yapılması alışkanlık hale geldi ve bunu kıramıyorsun. Ve sektöre girmiş, bir şekilde ucundan tutmuş insanlar bu sektörü aşağıya çekiyorlar. Yani belli bir yetiye sahip olmak artık çok önemli değil. Ucuza yapıyorsan bu önemli hale geldi. Ancak şimdi bir sendikalaşma söz konusu. Bayağı bir süredir bu var ama yavaş yavaş güzel adımlar atılmaya başlanıyor. O yüzden sektör adına da sendikanın da bu anlamdaki çabasıyla daha iyi günlerin geleceğine inanıyorum. Ama daha işimiz var, yani yolumuz uzun. İnşallah daha iyi olacak. Yani bu gördüğünüz bu yetenekli insanlar şu an haklarını alamıyorlar. Onların haklarını almasını siz sağlayabilirsiniz. Reddedebilirsiniz kötü işleri izlemekten ve o televizyon kanallarına telefonlar açıp böyle dublaj olmaz diyebilirsiniz. Bravo. Bunu siz sağlayabilirsiniz. Hiçbir televizyon patronu bunu çözmez. Hiçbir patron bunu çözmez. Bunu sadece halk çözecek. Çözmek istiyorsa eğer. Bahsettiklerine ek olarak ben de tabii sektörün sorunlarını sen benden çok daha iyi biliyorsun, daha hakimsin. Ama artık biliyorsun Gökhan,
hani eline bir telefon alan YouTuber oluyor. Hani bir görüntü kirliliği de var, bir ses kirliliği de var. Tabii. Bilen, bilmeyen herkes bir şey yapıyor. Hani ben bu YouTube projesine başladığımda isim vermeyeceğim. Bir baktım YouTuber'lara. Hı hı. Ama ben bu değilim dedim. Yani ben bu asla tabii olamam, olmamalıyım. Çizgimden ödün veremem. Hatta çevremden gelen farklı tekliflere rağmen hayır dedim. Bizim bir çizgimiz olacak. Bizi izleyen izleyici belli bir seviyenin üstünde olsun. Hani biz orada cambazlık yapmayacağız veya denenmemiş şeyleri denemeye çalışmayacağız. Aklı başında bir program yapmak istiyorum ben dedim. Şimdi senin söylediklerine ek olarak her eline telefonu alan, bir küçük kamera alan bu programları yaparsa evet gerçekten doğru. Yani sizin arada kaybolmanız seçen kişi açısından. İşte o önemli. Herkes her şeyi deneyebilir. Kimseye yapma diyemezsin. Evet. Ama sen izleyici olarak kaliteli bir şey istiyorsan oradaki senin tavrın önemli. Ben buna katılmıyorum Gökhan. Yapma demek de lazım. Yani hani ne olursan ol, kim olursan ol, ne izliyorsan izle bence bir kalitenin üzerinde olması lazım. Ama kimseyi zorla alıkoyamazsın yapmak istediği işten. Evet, koyamıyorsun ne yazık ki. Ama ben gene işin o tarafındayım. Yani ben bu konuda biraz tabii Karadenizli olmanın da vermiş olduğu bir inatçılık var. Tabii aynı ses dublajda söylediğin gibi açıp böyle iş olmaz kardeşim. Belki bu tarafta da yorumlar yaparak altına çekilen videoların. Çünkü iki kız çocuğu babasısın. Benim de iki kızım var. Ve baktığında onların gelişimleri için aslında izledikleri şeyler çok tabii, önemli. Tabii, hani bir de tabii, işin bu boyutu en var. En büyük sıkıntı. Tabii. Sektörün dışında işin tabii, bu boyutu hep var. Hepimiz çok, bazen çok tehlikeli olabiliyor. Aynen evet. Söylediğin gibi o sıkıntı yaşıyoruz. Evet, işte ben o görüntü kirliliğine karşıyım fazlasıyla. Ama elimizden bir şey gelmez onu demek istiyorum. Bravo. Yoksa aynı bravo fikirdeyim seninle. Bravo. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu işi yapacak gençler. Benim aslında bu programı yapmamın sebebi gençlere profesyonel insanları gösterip hangi işi yapacaklarsa onlardan tavsiyeler almak. Ana fikrimiz bu. Senin gençlere seslendirme yapacak gençlere tavsiyelerin nelerdir? Sektörün bir başka sıkıntılarından biri de bu. Ne yazık ki bizim mesleğimiz dışarıdan çok kolay görülen, ya hiçbir baltaya sap olamadın git bari dublaj yap insanların deme noktasına gelen bir halde. Yani insanlar bunu çok kolay görüyor. Ve o yüzden herkes yapabilirim diye de düşünüyor. Aslında herkes yapabilir. Ama yani şu anlamda söylüyorum. Sesiniz güzel olmak zorunda değil. O anlamda herkes yapabilir. Ama herkes yapamaz. Çünkü bu bir oyunculuk. Ses oyunculuğu. Bravo. Herkes dizilerde oynayabilir mi? Evet. Açıyoruz ve bir sürü oyuncu görüyoruz. Ama içlerinden kaç tanesi bu işi hakkıyla yapıyor? İşte seslendirmede de o var. Ve bu şu anda dışarıdan görüldüğü gibi çok kazançlı bir sektör değil. Dolayısıyla böyle hayallerin peşinde koşuyorsanız bu sektöre hiç bulaşmayın derim ilk etapta. Kendimden yola çıkayım. Ben işte 17-18 yaşında bir şekilde hayat beni o noktaya getirdi. Ve ben böyle bir imkana, boşluğa sahiptim ve bunu değerlendirdim. Ama şimdi 25-30 yaşındaki insanların stüdyoya gelip böyle bir hayal kurmasına ben çok sıcak bakmıyorum. Bence bu iş büyük bir çoğunlukla tiyatro mezunları tarafından yapılmalı. Çünkü işin içinde %50'si zaten bir oyunculuk. Dışarıdan alaylı olarak buna heves ediyorsanız da inanın içine girmesi şu an çok zor bir sektör. Bir takım kurslar var. O kurslara belki gidebilirsiniz ama kurslar bittikten sonra kimse size buyurun gelin bizim stüdyoda çalışın demeyecektir. Ama bununla beraber sen dedin ya ben Karadenizliyim, inatçıyım. Eğer gerçekten çok inatçılarsa bir şekilde çalmadık kapı bırakmayarak da ve kendilerine gerçekten de inanıyorlarsa bu hengamenin içinde sıyrılabilirlerdi. Çünkü böyle insanlar da var ve çok başarılı olan bildiğiniz önemli sesler de var. Tiyatro mezunu olmayıp tıpkı benim gibi bu işe girmiş başka bir sürü arkadaşımız var. Ama eskiden belki daha kolaydı, şimdi belki daha zor ya da daha kolay. Yani zor çünkü çok fazla iş yok. Stüdyo çok fazla, stüdyo sayısı çok fazla ve işler çok dağıldı. Dolayısıyla siz bugün bir stüdyoya gittiğinizde ya buyur gel diyemiyor size stüdyo. Çünkü herkesin bir tanıdığı var. Yoksa stüdyolar insanlardan geçilmez olur. Ama ben bu konuda kendime çok güveniyorum, çok inanıyorum deyip bu işin peşini bırakmayıp o kapıları aşındırıp
Bir şekilde sektörde kendine yer etmiş insanlar da tanıyorum, çok başarılı olmuş. Ama işte 100 kişi bu işe gönül veriyorsa bu birdir, ikidir. Çok kolay değildir. Genç, çok genç insanlar için böyle bir niyetleri varsa zaten bir kere bir tiyatro okumalarını ben kendilerine tavsiye ederim. O yol zaten buraya da getirecektir kendilerini. Ha, her tiyatro oyuncusu çok iyi dublaj yapacak diye bir şey de yoktur bu arada. Bunun ters örnekleri de vardır. Çok iyi dublaj, çok iyi tiyatro oyuncusu olup iyi dublaj yapamayan bildiğimiz insanlar da vardır. Tersi de vardır. Ama benim gibi işletme okuyup buna dublaja başlamaları ben şu an tavsiye etmem. Hayat bana öyle bir imkan sundu ama ben şu an sıfırdan başlasaydım ya tiyatro okurdum ya da başka bir alanda ilerlerdim, kendi adıma söyleyeyim. Gökhan'cığım, bu tavsiyelerin için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten harika bir sohbetti. Ben biraz da senin şirketinle ilgili bilgi almak istiyorum. yabancidilses.com. Evet. Biraz anlatır mısın bize? yabancidilses.com Türkçe ve bütün dünya dillerinde, aklına gelebilecek her dilde, yani İngilizce, Fransızca, Almanca'yı geçtim. İşte Urduca, hatta Zuluca gibi Afrika dili. Bu arada şey, ben bunları ilk kez duyuyorum. Evet. Urduca diye bir dil, Zuluca. Zuluca, Pakistan dili, işte Zuluca Afrika'nın bir kabile dili. Bunları söylüyorum ki bunlar da çok zor diller. Bunlarla beraber Sırpça, Slovence, işte Lehçe, aklına gelebilecek her dilde binden fazla irtibatta olduğumuz, çalıştığımız seslendirme sanatçısı var. Kimler bizimle irtibata geçiyor? Reklam ajansları. Yani tanıtım filmi çeken insanlar 8-9 dilde seslendirmeye ihtiyaç duyabiliyor. Ve böyle işler için de bizi arıyorlar. Biz hem çeviri imkanı sağlıyoruz onlara, hem de profesyonel seslendirme hizmeti sunuyoruz. Ve bunun için de Google'da reklamlarımız var sürekli. İşte seslendirme ajansı yazdığınızda, İngilizce seslendirme yazdığınızda, buna benzer anahtar kelimeler yazdığınızda en üst sıralarda bizim firmamız çıkıyor. Zaten sürekli çalıştığımız, artık arkadaşımız olmuş olan ajanslar da var. 10 yıldan fazladır da bu şekilde faaliyet gösteriyoruz. Şöyle talihsizlikler de yaşıyoruz ne yazık ki. İşte seslendirmeye hevesli çok fazla insan var, bahsetmiştik az önce de. Bu işte seslendirme ajansı yazıp karşılarında bizi görüp telefon açıp, ben şu telefonları çok alıyorum. Merhaba, benim sesim çok güzel, ben bunu nasıl değerlendirebilirim? Evet. Bir kere biz zaten profesyonel seslerle çalışan bir ajansız. Biz bir eğitim kurumu değiliz. Eğitim kurumları var. Onlar da belki şanslarını deneyebilirler ama biz onlardan biri değiliz. Ve tabii ki bu soruları sormakta, araştırmakta çok haklılar. Ama onlardan bir ricam var, senin aracılığınla izleyenlerden. Ya ne olur gece 12'den sonra seslendirmeye heves etmeyin. Mümkünse daha mesai saatlerinde seslendirme hevesinizi yerine getirmek için bu telefonları açın. Çünkü çok enteresan telefonlar alıyoruz. Yani ya benim eşim seslendirme yapsa, gelse alır mısınız kastınıza? Hani eşi de aramıyor, kendisi arıyor. Benim sesim çok güzel, ben çok güzel çizgi film konuşuyorum. Aslında seslendirme bu kadar basit bir iş değil. Tavır önemli, oyunculuk, siz kendi sesinizin çok güzel olduğunu ya da kötü olduğunu zannedebilirsiniz. Aslında ikisi de değildir bu. Kötü olduğunu düşündüğünüz bir seste çok iyi bir oyunculuk sergiliyorsunuzdur, çok iyi bir ses oyuncususunuzdur, çok başarılı olabilirsiniz. Ya da tam tersi. Bu kadar dışarıdan görüldüğü kadar kolay bir iş değil. Onu söyleyebilirim sadece. Çok teşekkür ediyoruz programımızı renklendirdiğin için. Gerçekten harika, çok keyifli bir sohbet ben oldu. Ben teşekkür ederim. İleriki bölümlerde bir daha seni aramızda görmek isteriz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Zirvedekilerin bugünkü konuğu, dublaj sanatçılığının zirvesinde olan sevgili Gökhan Akçakaray'dı. Bir dahaki programda başka bir konukla birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.